Efendim, estetik ve devamında gelen bu tanınmaz hal ki Gökhan Özen herhalde ilk çıkanlardan biriydi bu son dönemde, son 1-2 ayda. Yani zaten benzemiyorlar, bir de var olandan da bence daha kötü hale getirmiş kendini. Zaten o da şikayetçiydi. Mine Tugay, o da bildiğim kadarıyla zaten güzel hanımefendilerden biri idi ama şimdi kendisine hiç benzemiyor. Ama yine kendiyle uzaktan yakından hiç benzerlik olmayan bir de Rafet Erroman vardı. Hani insan ifadesinin öyle değişmesini büyük bir ihtimalle istemez ama değişmiş. Şimdi önünde dursaydım zaten tanıyamazdı. Hani şu Cenk Eren mi desem ya da kim desem büyük bir ihtimalle kimse tanıyamazdı. En sonunda Cenk Eren bu hale gelmiş. Neye dikkat etmek gerekir diye bir haber var. Açıkçası hiç yaptırmamak zorunda kalmadıkça herhalde tehlikeden uzak durmaya yetecek ama çağında hastalığı bu. Yine de uzmanlarına bir kulak verelim. Bu hale gelmek istemiyorsanız ne yapmamalısınız diye. Kimi yüzünü gerdirdi, kimi ise dolgu yaptırdı. Ünlüler neredeyse tanınmaz hale geldi. Bu işlemleri de basit ve masum görmemek lazım. Gökhan Özen, Rafet Elroman derken şimdi de Cenk Eren mağdur. Son olarak ünlü oyuncu Mine Tugay güzelleşmek isterken kendisine büyük bir kabusun içinde buldu. Ünlü oyuncu Mine Tugay bundan 10 yıl önce gözlerinin altına dolgu yaptırdı. Ancak o dolgu dondu ve bu nedenle birçok ameliyat olmak zorunda kaldı. Ünlü oyuncu Tugay bu ameliyat sonrası birçok sorun yaşadı. Aynı zamanda kendisine bu durumu yaşatanın ünlü bir estetikçi olduğunu da söyledi. Özellikle göz bölgesi gibi cildin çok ince olduğu bölgeleri yapılan dolgu işlemlerinde daha fazla problemle karşılaşmak da mümkün. Ancak son zamanlarda estetik mağduriyeti yaşayan sadece Mine Tugay olmadı. Ünlü şarkıcı Cenk Eren de estetikli ünlüler kervanına katıldı. Eren yüz gerdirme ameliyatı oldu. Ancak onun da estetikli fotoğrafı büyük tepki çekti. Bu yüz germe ameliyatları kolay ameliyatlar kesinlikle değil. Çünkü bu ameliyatlar için belli bir deneyim ve tecrübe gerekir. Yüz bölgesi gibi çok kritik bir bölgede işlem gerçekleştiriyorsunuz sonuçta. Botoks, dolgu ve benzeri birçok medikal işlemi her yıl binlerce kişi yapıyor. Bazı işlemler ise faciayla sonuçlanıyor. Peki doğru medikal estetik nasıl yapılmalı? Özellikle bu cerrahi işlemleri yaptıracağımız yerlerdeki kişilerin, doktorların uygun eğitimleri almış ve uygun bir deneyime sahip olması gerekir. İşlemin gerçekleştirileceği yerin uygun bir merkez olması, önemli bir komplikasyon çıkarsa hastada yoğun bakımında olduğu bir bünyesinde bulunan bir yerde bulunması gerekir. Kullanılan materyallerin Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarca sertifikalarının ve onaylarının alınmış olması gerekir. Güzelleşmek isterken geri dönülmez sonuçlar yaşamamak için uzmanlar uyarıyor.